Aşağıdakilerden hangisi tüm reel sayılar için sürekli bir fonksiyondur diye sormuşlar. Peki, isterseniz öncelikle sürekli fonksiyonun ne demek olduğunu ve nasıl göründüğünü hatırlayalım. Sürekli fonksiyon. Şu y ekseni, bu da x ekseni olsun. Evet, bir fonksiyonun belirli bir aralıkta sürekli olması için atlama yapmaması, kopukluk yaşanmaması gerekir. Bahsi geçen aralıkta tanımlı olan bir fonksiyonun hiç boşluk olmadan devam etmesi gerekir. Örnek vermem gerekirse, sürekli bir fonksiyon, evet şurasını biraz daha kalınlaştırayım. Mesela bu fonksiyon sürekli bir fonksiyondur. Neden? Çünkü bu aralıkta sürekli bir şekilde devam devam ediyor. Süreksiz fonksiyonlarda ise bazı boşluklar görürsünüz. Örneğin şöyle evet evet bir asimptotik süreksizlik söz konusu burada ya da bu şekilde atlama yapan bir fonksiyon düşünün. Bu süreksiz bir fonksiyondur. Ya da fonksiyonun tanımlı olmadığı bir nokta olabilir. Eğer bu noktada tanımlıysa da kaldırılabilir bir süreksizlik söz konusudur. Evet bunların hepsi süreksiz fonksiyonlara verebileceğimiz örneklerdir. Şimdi de bunun matematiksel açıklamasına bakalım. Daha önce de görmüştük. Bir fonksiyonun bir noktada mesela x eşittir a noktasında sürekli olması için araya iki yönlü oklardan koyayım. Evet, fx'in limitinin x a'ya yaklaşırken fonksiyonun a noktasındaki değerine eşit olması gerekir. Bu noktada sürekli olması için tanımlı da olması gerekiyor tabii. Ve tüm bunlara baktığımızda sorudaki fonksiyonun reel sayılarda sürekli olması için ee, tüm reel sayılarda tanımlı olması gerekiyor öyle değil mi? Evet tanımlı olması gerekiyor. Gx'in tüm reel sayılarda tanımlı olmadığını da hemen görebiliyoruz. X'in negatif değerleri için tanımlı olmadığından bunu eleyebiliriz. Geriye fx eşittir e üzeri x kaldı. Bu tüm reel sayılarda tanımlıdır. e üzeri x'in grafiğini çizecek olursak Buna benzeyen bir grafik elde ederiz. Evet, tüm reel sayılar için tanımlıdır. Atlamalar ya da boşluklar yoktur. Bunun için de f(x)'in tüm reel sayılar için sürekli olduğu sonucuna ulaşabiliriz. Çok meşakkatli bir ispat yapmadığımın farkındayım. İsterseniz yapabiliriz ama bu soru için önemli olan işin mantığını anlamanız. E üzeri x tüm reel sayılarda tanımlı olduğu, atlama yapmadığı ve boşluk bırakmadığı için sürekli bir fonksiyondur diyebiliriz ama isterseniz az önce söylediğim gibi bir ispat da yapabilirsiniz.